darbe yeni darbe iddialarına dair de çok çarpıcı mesajlar verdi. Fetönün siyasi ayağının yanı sıra yeni darbe olacak mı sorusu yine haftaya damgasını vuran sorulardan biriydi. Özellikle Rand Corporation'ın raporundan sonra ortaya çıkan bu duruma dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Onu da programımızda bulacaksınız. Tabii ki yorum sizin köşemizde olacak. Yine sizlerin yorumlarına ihtiyacımız var. Programımıza hem Twitter'dan hem de Instagram'dan sizler de katılabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikteyiz. Sayın Gülerci hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akıncı. Şöyle söyleyeyim bu haftanız nasıl geçti? O zaman e, hep nasılsınız diye açıyoruz ya yayını. Bu kez farklı bir şeyle gidelim isterseniz. İyi misiniz? Hafta nasıl geçti? İyiyiz çok şükür Allah'a hamdolsun. Biz hemen hemen aynı. Evde çalışıyoruz. Her gün birkaç saatlik aşağı iniyoruz. Genellikle hanımla iniyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Yani dinlenme adına <laughs> Iniyor. bir de yürümemiz lazım tabii evde çalıştığımız için ama çok yürüyemiyoruz yani 5000 adımı zor buluyor günde He. ortalama 3000-3500 adım yürüyoruz Allah sağlık sıhhat versin diyelim şimdi isterseniz direkt siyasi ayak tartışmalarıyla başlayalım çünkü e, üst üste aslında birkaç haftadır konuşuluyordu ama artık bu hafta grup toplantılarının ana gündem maddesi siyasi ayak oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına çok net yanıt verdi. FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'dir dedi. Bu şans son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Madem bu kadar istiyor öyleyse işte bugün burada FETO'nun siyasi ayağını ben size şöyle adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETO'nun en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o Milli Güvenlik Kurulu kararının altında imzası olan benim. CHP bu işin neresindedir? Daha eskileri bir kenara bırakıyorum. Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte cevap ve bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kılıçdaroğlu kendisini genel başkanlığa taşıyan o kaset kumpasının dahi sorumluluğunu üzerimize yükmeye çalışarak FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başlamıştır. Ya seni oraya getiren FETÖ, FETÖ. Ne konuşuyorsun? Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kaset skandalına da değinmiş oldu. E, CHP'nin biz burada FETÖ'yle olan ilişkisini e, <laughs> belki de ilk Türkiye'de anlatanlardan biriyiz. Neredeyse Bunda da mütevazilik yapmayalım bence. Değil mi? En başından beri anlatıyoruz durumu. Evet akşam Haber Türk televizyonunda iki tane belli sima diyeyim, hmm. müptezel e, Lafı konuşurken siyasi ayakta bana getirmişler. Bir tanesi e, e, ismini saymaya gerek yok. Hı hı. Bir tanesi de e, Almanya'da Alevi Dernekleri Federasyonu'nda uzun süre çalışmış evet. e, birisi. O Almanya'dan gelip de şimdi CHP'ye avukatlık yapan ekranlarda şahıs demiş ki benden için e yani Hüseyin Gülerci de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aleyhinde tavır aldı, konuşuyor diye. Şimdi bizi 6 senedir izleyenler var, değil mi? Ocak 2014'ten itibaren 14 15 20 tam 6 yıldır FETÖ'nün nasıl bir tehlike olduğunu, terör örgütü olduğunu bunları zamanında tanımış birisi olarak anlatıyorum. Şimdi yalan var ya Mesela adamın bir tavrı var. Ciddi ciddi konuşuyor. Mesela bizi hiç dinlemeyen Beyaz TV'de, Star'da yazılarımızı okumayan. Ya bunlar böyle işte ancak 15 Temmuz'dan sonra. Diye düşünür. Halbuki kaç defa anlattık. 7 Şubat 2012'deki MIT krizinde Mehtap televizyonunda, o grubun televizyonunda, canlı yayında Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan da var. Onların yanında bu savcı siyah ajanı mı, Mossad ajanı mı diye soran adamım ben. 2012'de, 7 Şubat 2012. Daha 2012 yeni başlamış. Geze olaylarında, Zaman Gazetesi'nde üstelik. Erdoğan gitsin, AK Parti kalsın, planı bu geze olayları diye. Bu başlıkla yazmış adam. 27 Aralık'ta da benim ülkemin başbakanını yabancılar götüremez. Ya kongrede gider AK Partisi'nin ya sandıkta gider diye tweet atmışım. Bunun üzerine FETÖ beni arattırmış. Amerika'dan Şerif Ali Tekalan'a Alaaddin Kaya'ya hemen o tweeti sil diye. Bak 27 Aralık 2013'ten bahsediyoruz. Ve 6 senedir burada konuşuyoruz. Ve ben o kadar çok dua aldım ki bu sempatizan olan insanlar vardı. FETÖ'nün organik yapısı içinde yer almayıp da yani gazetesine abone işte toplantılarına hı hı. giden onlarla karşılaşıyorum ben. Hocam bizi siz uyandırdınız diyor. Çünkü içeriden daha önceden tırnak içinde onları tanımış birisinin kalkıp da şimdi bu şekilde konuşması çok kişinin gözünü açtı. Şimdi adam utanmaz, yalancı kalkıyor diyor ki Hüseyin Gülerce 15 Temmuz 2016'dan sonra diyor, tavır aldı. Diyor. Ne diyeyim şimdi? Karakter meselesi. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Ya aslında bunun gibi. Biliyor da biz buradan böyle konuşuyoruz ya. CHP yönetimine çok rahatsızlık veriyoruz evet, biz, Türker Bey. Senin lafın üzerine çıktı bak bu sohbet. Dedin ki biz burada CHP hakkında neler söyledik değil mi? Fotoğraflar gösterdik. canlattık. Yönetimler... <laughs> Ve ana fikir şuydu. FETÖ'nün bütün hamlelerinde MIT krizinden itibaren 7 Şubat 2012'den itibaren cemaatin savcılarına bir şey demem savcılara bir şey demem hmm. lafından itibaren bütün Kılıçdaroğlu bunu söyledi yani. Evet, bunu bütün amellerinde Kılıçdaroğlu CHP'si FETÖ'nün yanındadır. Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'si açık Cumhurbaşkanı söylüyor. FETÖ'cüdür. FETÖ'nün tam göbeğindedir. Onun siyasi korumasıdır. Korumasıdır. Koruyor onu yani. Ha. Kontrollü darbe söylemleri kasetle gelmiş olması ya bakınız, Hepsi gösteriyor. 37 yıl sonra ilk defa bir CHP genel başkanı Amerika'ya gidiyor. Kimin daveti üzerine gidiyor? FETÖ'cü derneklerin daveti. Ondan önce CHP'li bir heyet gidiyor. Ondan önce FETÖ'nün adamları, burada kaç defa görüntülerini gösterdik. Ankara'da CHP genel baş merkezinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyorlar. Al gülüm ver gülüm, al pasını ver pasını. Yani bu o kadar açık ki ben şahsen Sayın Erdoğan'ın da bizim de böyle sanki kendimizi müdafaa eder pozisyonuna düşmemizden çok rahatsızım. Ya ortada katil belli. 251 şehidimiz var. 2000 küsür gazimiz evet. var. Tanklar milleti ezmiş. Uçaklar meclisi bombalamış. Şimdi dönüyor Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayasen diyor. Çok net söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi kalleşliktir. Siyasi kalleşliktir bu yapılan. Ya katil belli. Sen katili koruyorsun. Neden koruyorsun? Ha diyor ki ve o katillerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan evet ki hayatının pahasına mücadele evet, ediyor. Siyasi ya ayak, Sayın Erdoğan soru sordu. Dedi ki öldürülmek istenen insan mı siyasi ayaktır? Kendisine tankların arasından yol verilip salınan Bence insan mı? Bence mükemmel bir soru. Yani, yani her şey ortada. Sen buna cevap vere, verebiliyor musun? Niye seni tankların arasından saldılar? Şimdi dün Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere bunu bir daha hatırlatmış evet, Sayın Erdoğan. Evet. Diyor ki benim haberim yoktu diyor. Ya havaalanına iniyorsun İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na millet orada bekliyor. Ki şöyle bir <laughs> sözü var hemen parantez açalım. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce bir radyo yayınında dedi ki eğer darbe olursa ben bizzat tankın önünde duracağım açıklaması yaptı. Kral FM'de Gezegen Mehmet'e konuştu bunu. Evet. Bu sözleri üzerine. Yanlış anlaşılmış üstüne değil çıkmak yanından, yanından geçmek demek istemiş. Şimdi bakınız millet orada bekliyor. Sormuyor hani uçaktaymış haber alamamış darbeyi. Ya bu kalabalık bu kadar ne bekliyor diye sormuyor. Sonra birisini gönderiyor tankların olduğu yere bir konuşma oluyor orada dönüyor ve izin alınmış oluyor Kılıçdaroğlu gidiyor evet. kimler dargıncırdır izin alınmış nereye gidiyor Beşiktaş Bakırcay. belediyesi ba pardon Bakırköy belediyesine gidiyor onu nasıl izah ediyor sonradan ya da ya yani hakikaten bu, bunları konuşmaktan insan hicap duyuyor ya bu kadar ortadayken o fotoğraf verseniz arkadaşlar Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde evet, kahve yudumladı, televizyon izlediği kılıçlar oldu. Yeni darbe ihtimaliyle ilgili verelim o görüntüleri. Yeni bir darbe ihtimaline de cevap verdi. Uçakta emne ne cevap? Asıl bugün onun üzerinde duracağız. Heh. Şimdi neden dediler Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin, kahveni eline aldın, televizyonu karşısına geçtin. Bak bunun üstünde de durulmuyor. Şimdi gazetecilik yapıyoruz, manşet atıyoruz. Kılıçdaroğlu ne dedi? arkadaşlar otellerde yer bulamadı dedi. Bu ne ya? Evet. Bu ne ya? Ya koskoca bir ana muhalefet partisi deri. Koskoca İstanbul'daki bir sürü otelden ona yer bulamamışlar. az sana şeyi açarlar ve kral dairesini. Ve gide oraya gitmemiş de nereye gitmiş? Bakırköy Belediye Başkanı evine gitmiş. Yani neticeye bakıyor. Netice ne olacak diye. Yarım ağzıda da bir İzliyor, şeyler Mu? Şimdi bakınız Kılıçdaroğlu da <laughs> bir gün önce partisinin grup toplantısında CHP'lerin ayakta alkışladığı 20 tane soru sordu Erdoğan'a. Sen değil misin şöyle yapan. Sonra da bu... sosyal medyasından 7 <laughs> tane soru yayınladı. Sen değil misin bu kolaylığı bunlara veren. Sen değil misin bunun önünü açan. Bakınız burası da çok önemli bir nokta. Çünkü. Eskiden bizim mahallede olup savrulan adamlar da hmm. bu AK Parti döneminde yani hiç kimse inkar etmesin. Bu FETÖ'ye çok şey verildi, imkan verildi, fırsat verildi, desteklendi diye. Bunun üzerine de durmamız lazım. Tamam, mutlaka duralım. Yani Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'a ve o gün Gülen Cemaati, Hizmet Hareketi diye bilinen yapıya, destek vermesini FETÖ yardımı olarak söylüyor. Bu bir şaşırtmaca ve Zati Sungur'un torbadan tavşan çıkarması ya da örtülü pardon kontrollü darbe lafı gibi bir şeydir. Neden? Bakınız ısrarla işte İşte o fotoğraf karesini unutmayalım. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu akşamı Ceketini çıkarmış. Bu kahvesi. şekilde izledi darbe gecesini. İzliyor. Evet. Erdoğan ne yapıyor? Öldürülmeye çalışılıyor. Havaalanına iniyor. Onun tankların arasına sıyrılıp geçtiği yerde millete konuşuyor. Herkesi sokaklara çağırıyor. Ve millet tankların önüne atıyor kendisini. Bir darbe önleniyor. Şimdi bakınız. Aslında FETÖ'nün adı 2014'te FETÖ değildi. Dikkat buyurunuz. Hı hı. Yani şeyde değildi. Yargıda ve Milli Güvenlik Kurulu'nda neydi? Paralel devlet yapılanmasıydı değil mi? Heh. Ondan önce neydi? Paralel 2013'e kadar yani gezi olaylarına kadar, MIT tırlarının durdurulmasına kadar cemaat cemaat. cemaat diyordu. İslami bir cemaat olarak görülüyordu. Dine hizmet ediliyordu. Evet. Neden insanlar buna destek verdiler? Mesela ben Kılıçdaroğlu'na ve Yılmaz Özdü'ne bir soru soracağım. Yılmaz özlü diyor ki ağaçlara çaput bağlayanlar gidip Roma mezarlarının başında evliya mezarı diye dua edenler FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Bu cahiller diyor. Cahillikten oldu diyor. Şimdi ikisine de soruyorum. Ecevit Fethullah Gülen'e niye destek verdi Bülent Ecevit? Ecevit cahil, cahil miydi? Ağaçlara çaput mu bağladı? Demirel Fethullah Gülen'in elinden diyalog ödülü aldı. Cumhurbaşkanı iken demire kağıtlara ki şey, ağaçlara çaput mu bağlıyordu? Çiller destekledi, Mesut Yılmaz destekledi. Rahmetli Özal Demirel'le beraber Cumhurbaşkanı iken kendi dönemlerinde hep ülkelere mektup yazdılar, verdiler mektupları, başkanlara götürdüler o heyetler. Birincisi bak. Hadi bi, biz diyelim ki o mahiler ki derya içidir, deryayı bilmez. Biz o yapının içerisinde gazetecilik yaparken bunu fark etmemişiz. Devletin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Meclis Başkanları, Bakanları, milletvekilleri yani vatandaşın bakınca ya bu insanlar bu cemaati destekliyorsa, bunu iyi bir şey olduğunu söylüyorsa bizim bundan şüphelenmemize gerek yok diye düşünmediler. Hiç yardım etmeyen kurban derisi verdi. En sonunda Türkçe olimpiyatları insanları ağlattı. Tabii. Her partiden katılanlar oldu. Şimdi bir, bütün neredeyse Türkiye'nin yüzde sekseni yönetici itibariyle, halk itibariyle, sanatçılar, iş adamları. Ya kimlerle karşılaştırmadılar? Cem Karaca ile karşılaştılar. Kimlerle görüştürmediler? Kemal Sunal görüştürdüler. Şimdi bak bir defa söylüyorum yani. Yani Kemal Sunal'ın e, nerede oldu görüşme? Onu... Altın Uzade'de. Hem dershanesinin yerinde evet, oldu. Evet. Üstünde. Yani görüştürmedikleri insan kalmadı. Cem Karacı şeye geldi. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın e, 94'teki tanıtım toplantısına geldi. Hmm. Öyle bir övdü ki bunu manşetlere çıkardılar. Şimdi sanatçılar öyle, akademisyenler öyle. Gelelim avant toplantılarına. Türkiye'de gerilim var, çatışma var. Bunlar neyle çıkmışlar? Bak nereden milleti aldattılar? Herkese aldattılar bak. Mütedeyyin kitleyi, mütedeyyin camiayı, ya Müslüman dindar insanlar askeriyeden atılıyor. Hakimlikten atılıyor, savcılıktan atılıyor. Arkadaş bu adam da diyor ki ya bizim de oralarda adamlarımız olması lazım. Böyle söylentiler geldiğinde işte askeriyede de varmış, yargıda da Hı -hı. artık ne diyordu herkes? Hay Allah razı olsun. Atıyorlar yoksa ya. Kendilerini gizlesinler arkadaş. Ama şöyle düşünüyorlardı. Üç kişi beş kişi bunlar. Adam o ordunun kurmay subaylarının yüzde ele geçirmiş. Bak bir mütedeyyin kitlenin desteği var. İki avant toplantılarından gördük. Herkesin Herkesinden bir fikirden... vardı. Tabii. Şimdi Paris'te avant toplantısı yapılıyor. Brüksel'de avant toplantısı yapılıyor. Ben hepsine katıldım onların. Washington'da abant toplantısı yapılıyor. Baksınlar bak o listelerde kimler var. Hiç Kim? tahmin edemeyeceği insanlar bak, var. Söylemek istemiyorum. Hani şimdi çok, çok öyle e, solda gözüken, ya, e, liberallerin önde gelen tarihçilerinden tutun kimler anda kimler. Şu onlara önderlik eden insanlar. E, evet. Bakın. Ben Kılıçdaroğlu'na şunu diyeceğim. Bu hareket, yapı, cemaat olarak, hizmet hareketi olarak bilinirken, buna destek veren insanlar, isimlerini bir daha saymayayım. Hı hı. Toplumun en önüne gelen sanatçıları, aydınları, siyasetçileri, belediye başkanları, meclis başkanları, bakanları, milletvekilleri, başbakanları, cumhurbaşkanları. Bu yapı var ya bu yapı. Göreceksiniz bak ileride her yeri ele geçirecek yargıyı, emniyeti, silahlı kuvvetleri ve FETÖ olarak ortaya çıkacak, darbe yapacak. Biz onu bugünden destekliyoruz mu dediler. Bu ihaneti, bu bu yanlışı yapacak insanlar mı bunlar? Yani buna cemaatken, hizmet hareketiyken, gülen hareketiyken yardım destek eden, yapan insanların hepsi iyi niyetliydi. O zaman diyor ki Kılıçdaroğlu biz o zaman karşıydık diyor. Karşıydın çünkü dini bir yapıydı bu. Dine karşı olduğun için bu yapıya da karşıydı. Yani biraz oradaki cemaatleşme yapısına karşıydılar. İslami algıya karşıydılar. Evet, bak FETÖ'ye karşı değillerdi aslında. Bak bu kelimeyi alayım. İslami algıdan dolayı AK Partisi o mütedeyyin büyük kitle Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi Herkes bunlara herkes bunlara iyi gözle baktı. Neden? Ya siyasetten tasvip etmesek de bazı yanlışlarını görsek de bunlar İslam'a hizmet ediyorlar. Bak Türk okulları açıyorlar. Ha. Bir de 28 Şubat atmosferini düşünün. Güzel. Müthiş bir, bir, kalemde var. bir kalemde o bunu, bu yapının desteklenmesinin sebebinin önemli bir ayağı da bu. insanlar işleniyor. 28 Şubat'ta öyle bir üstüne geliniyor ki burası kurtarıcı olarak görünüyor. Aman bunlara destek olalım. Aman bunlar bak ne güzel okullar açıyorlar. Ya insanlar çocuklarını bunların yurtlarına vermek için aracı buluyorlardı. Tamam, tamam. Kolejlerine vermek için. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun siyasi kalleşliği şurada. Bunların hepsini bir kenara koyuyor. Sanki biz bunları unutmuşuz gibi... FETÖ'nün diyor siyasi ayağı Erdoğan'dır çünkü hep onun önünü o açtı diyor. Biz o zaman karşı çıktık diyor. Sen İslam'ı olan, dine olan mesafenden dolayı karşı çıktın. Şimdi yani FETÖ, FETÖ olmadan önce buna Hüsnü Zan'la milletin, siyasetçinin büyük çoğunluğunun desteği var. Daha FETÖ değil. Paralel devlet yapılanması olduğu bile ortaya çıkmamış. Ama gezi olayları 17-25 Aralık'tan MİT'ler'in durdurulmasından itibaren bunun paralel devlet yapılanması ve Fethullahçı terör örgütü olduğu ortaya çıkmış. Şimdi iş değişmiş. Erdemli insanlar o bana 2016'dan sonra Hey FETÖ'yü eleştirmeye başladı diyen Müptezel de dinlesin. Erdemli insanlar ihaneti görmüşler. Erdoğan'ın mücadelesine destek vermişler. Ama eskiden bu yapıya karşıymış gibi duran CHP ve Erdoğan düşmanlığıyla dolup taşan kimileri ya fırsat bu fırsat bu adamlar şeyi devirebilirler Erdoğan'ı Erdoğan devirebilirler bunlar orada da güçlü askeriyede de yargıda da biz bunlara bir şey demeyelim diye en azından seslerini çıkarmamışlar. Kılıçdaroğlu ise destek vermiş. Şimdi enteresan bir şey değil mi? CHP'nin o yapıya daha sonra paralel devlet yapılanması ve FETÖ olduktan sonra destek vermesi ne tesadüf? 2010'da bugün FETÖ'nün kaset kumpasıyla götürüldüğü belli olan Baykal'ın arkasından Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı olur olmaz CHP değişiyor. CHP'nin bütün yapısı o Atatürkçü, ...Kuvayi milliyeci yapısı ki o adamların hepsini tasfiye ettiler. Bir anda bir Kılıçdaroğlu CHP'si karşımıza çıkıyor ve Fetö'nün bütün hamlelerinde onunla beraber gazetesini ziyaret ediyor. Hatta Kılıçdaroğlu Samanyolu TV'ye çıkıyor ve diyor e, ki Erdoğan kaçacak biz de yakalayıp Türkiye'ye getireceğiz diyor. Bu ne zaman söylüyor? İşte 17-25 Aralık zamanında söylüyor. Ya bakınız 15 Temmuz'a aylar kala Ankara'da gazetecilerle toplantıda Fethullah Gülen için ne diyorsunuz diye sorduklarında mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız diyor ya. Ya sen FETÖ'nün FETÖ olduktan sonra, yargı FETÖ dedikten sonra, Milli Güvenlik Kurulu Fethullahçı terör örgütü dedikten sonra sen aleni destek çıkmışsın. Hatta Geçen hafta yayınladık bakınız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra CNN Türk'te diyor ki Fethullah Gülen'in kitaplarının yasaklanması basın özgürlüğüne aykırıdır. Ya yolu darbe... TV neden kapatıldı diyor. Oraya diyor. muhalefet isimler de çıkıyordu. Şimdi diyor. bak neden siyasi kalleşlik diyor ve bu duruma yani kendimizi bu şekilde biz FETÖ'cü değiliz. Asıl FETÖ'cü sensin diye bir sürü o örnek saymamıza üzülüyorum. Ya, o kadar ortada ki darbeyi yapan FETÖ. Elebaşı Fethullah Gülen. Buna sen nasıl kontrollü darbe dersin ya? Ha şimdi şu sorunun cevabını verelim. RAND Corporation meselesi. Darbe olacak mı meselesi? Evet. Peki. Var mı şimdi buna? Şimdi kısa? şöyle yapalım istiyorsanız. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğa sorduğu soru var. Oradan başlayalım. Bahçeli'nin ...açıklamalı. Ondan sonra mı darbeye evet, geçelim dersiniz? Aynen öyle. Daha Çünkü şey ...açıklamasıyla bağdaştıracağım. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. yine grup toplantısında... ...İlker Başbuğ'u... ...biliyorsunuz ki... Ee, ...darbecilerin... ...askeri mahkemelerde... ...değil de sivil mahkemelerde... ...yargılanmasına karşı çıktığını söylemişti. Evet. İşte oraya bakın. FETÖ'nün siyasi ayağı orası demişti. Ama darbecilerin... ...askeri mahkemelerde yargılanması demek... Aslında darbelerin yargılanmaması demek. 15 Temmuz yargılanamaz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da İlker Başboğa çok net bir cevap verdi. İlker Başboğa böyle seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adam... Sadece ona değil Hı -hı. bir cümleyle. Tabi. E, Pakistan dönüşünde uçakta gazetecileri de şunu söyledi. Seni kara kuvvetleri komutanlığın döneminde, genelkurmay başkanlığın döneminde Acaba kaç FETÖ'cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu anlatması lazım. Söyle şu kadar kişiyi ihraç ettik de. Aynı şekilde tabi şu anda rahmetli oldu. Yaşar Paşa, Yaşar Büyükanıt Paşa döneminde kaç kişiyi ihraç ettiniz? Söyleyin öyle bir şey yok. Yani şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Darbeyi yapan kim? Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları değil mi? Üniformalı adamlar, tankı, uçağı, helikopteri, silahı kullanan bunlar. Bunlar 30 sene içerisinde silahlı kuvvetlerin %50'den fazlasını ele geçirmişler. Siz ne iş yapıyordunuz ya? Genelkurmay karargahında jandarma istihbarat, genelkurmay istihbaratı, MIT. Yani bu kadar yaygın bir şey nasıl görünmez ya? Yani siyasetçileri sadece suçlamak değil, acaba komuta kademesi o tarihlerde neden bunları görmezden geldi ya da görmedi mi hiç? Soru bu. Cevabını Reklam arasında. O zaman şöyle evet. yapalım, yorum sizin köşesini de izleyelim, arkasından evet. reklama gideriz. Ee, biliyorsunuz bir her hafta size yorum sizin köşesinde sizlerden Twitter'dan ve Instagram'dan görüşlerinizi bekliyoruz. Yorum sizin köşesinde bu hafta iki tane peş peşe videomuz var. İkisini de isterseniz onu isterseniz onu yorumlayın. Biri Fatih Portakal hakkında, diğeri de Ekrem İmamoğlu hakkında. Aslında yine ikisinin de ortak noktası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun son dönemdeki tavırları bir izleyelim bakalım. Sayın İmamoğlu hiç kimsenin işten atılmayacağını söylemişti. 2000 kişinin üzerinde bir personelin Büyükşehir Belediyesi'nden atıldığını söyleyelim. Zam yapılmayacak demişti. %35 daha geçen hafta ulaşım zammı yapıldı. Yorumunuzu yaparken bunları göz önünde bulundurun diye söylüyorum.